Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Masalların büyülü dünyasına gezinmek istiyorsanız, masal dinlemeyi seviyorsanız yalnız değilsiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenide bulunmayı, yorum yapmayı ve yeni masallardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkürler, keyifli dinlemeler dileriz. Bugünkü masalımız Su Kralı ve Bilge Vasilisa. Bir zamanlar bir ülkenin birinde bir kral ve kraliçe yaşardı. Kral avlanmayı çok severdi. Bir gün yine ava çıktı ve meşe ağaçlarından birine tünemiş bir kartal yavrusu gördü. Tam onu vurmak üzereydi ki kartal yavrusu yalvarmaya başladı. "Beni vurma, beni vurma kral hazretleri. Beni vuracağına evine götür. Gün olur sana bir faydam dokunur. İşe yararım." Kral biraz düşündü ve "Bana ne faydası olacak ki?" diye sordu ve yine nişan aldı. O zaman kartal yavrusu ikinci kez konuştu. "Beni vurma haşmetli kralım. Beni vuracağına evine götür. Gün olur sana bir faydam dokunur. İşine yararım." Kral etraflıca düşündü. Fakat bu kuşun ona nasıl bir hizmette bulunabileceğini bir türlü anlayamadı. Bu yüzden tekrar nişan aldı. İşte o zaman kartal yavrusu bir kez daha yalvardı. "Beni vurma haşmetli kralım. Beni vuracağına evine götür ve 3 yıl besle. Gün gelir sana bir faydam dokunur." Kral buna razı gelip kartal yavrusunu beraberinde eve götürdü. 1 yıl besledi. 1 yıl daha besledi. Ama kuş o kadar çok yemek yiyordu ki kralın davarları tükenmiş. Ne bir ineği ne bir koyunu kalmıştı. Sonunda kartal dedi ki, "Şimdi beni azat et." Kral kuşu serbest bıraktı. Kartal kanatlarını çırptı. Lakin henüz uçamıyordu. Dedi ki, "Haşmetli kralım, beni 2 yıl besledin. Şimdi ne kadar gönülsüz olsan da 1 yıl daha besle beni. Gerekirse borç al ama beni mutlaka besle. Yoksa çok şey kaybedersin." Kral kuşun dediğini yaptı. Etraftan koyunlar aldı. Kartalı 1 yıl daha besledikten sonra azat etti. Kartal göklere çıktı. Hiç durmadan uçtu. Sonra yine yere konup dedi ki, "Şimdi haşmetli kralım sırtıma bin de birlikte uçalım." Kral kartalın sırtına bindi. Uzaklara uçtular. Çok geçmeden mavi denizlere ulaştılar. Sonra kartal kralı üzerinden silkeledi. Kral denize düştü ve dizlerine kadar suya battı. Ama kartal kralın boğulmasına müsaade etmedi. Onu kanatlarına çekip sordu. "Söylesene kralım, korktun mu?" "Evet," dedi kral. "Çok korktum. Boğulacağım sandım." Yine havalandılar ve bir başka denize ulaşana dek uçtular. O zaman kartal kralı silkeleyip denizin ortasına attı. Kral beline kadar suya battı. Kartal yine süzülüp onu kanatlarına çekti ve sordu. "Söyle bakalım kralım, korktun mu?" "Korktum," diye cevap verdi kral. "Ama lütfen Tanrım şu hayvan beni kurtarsın," diye içimden dua ettim. Sonra yine havalanıp uçtular ve 3. bir denize geldiler. Kartal kralı büyük bir körfeze düşürdü. Kral bu kez boğazına kadar suyun içindeydi. Kartal kralı 3. defa çekip çıkardı ve sordu. "Söyle bakalım kralım, korktun mu acaba?" "Evet, çok korktum," dedi kral. "Ama belki beni kurtarırsın diye düşündüm." "Öyleyse kralım, artık ölüm korkusunu sen de tattın. Eski bir hesabı görmüş olduk böylece. Hatırlıyor musun? Ben bir meşe ağacına tünemiş otururken sen gelip beni vurmak istemiştin. 3 kez nişan aldın ama ben her defasında beni vurmaman için sana yalvardım. Belki öldürmez, belki vazgeçer diye beni yanına alır diye geçirdim içimden." Sonra 40 diyarın ötesine uçtular. Uzun uzun havada süzüldüler. Kartal dedi ki, "Bak kralım, üstümüzde ne var? Altımızda ne var?" Kral baktı. "Üstümüzde gökyüzü,
altımızda ise yeryüzü var. Bir daha bak, sağımızda, solumuzda ne var? Sağ tarafta bir ova, sol tarafta bir ev var. Biraz daha uçacağız, dedi kartal. En küçük kız kardeşim orada yaşıyor. Doğruca bahçeye indiler. Kız gelip onları karşıladı. Abesiyle kucaklaştı ve onu meşe ağacından yapılmış masaya oturttu. Krala bakmayıp onu dışarıda bıraktı. Sonra tazıları salıp krala saldırttı. Kartal buna çok kızdı. Masadan fırlayıp kralı yakaladığı gibi yine onunla beraber havalandı. Derken yine uzun süre uçtular. Bu sırada kartal krala dedi ki, ''Etrafına bir bak kralım, arkamızda ne var?'' Kral başını çevirdi baktı. ''Arkamızda kırmızı bir ev var.'' dedi. ''O gördüğün kız kardeşimin evi, alevler içinde. Çünkü seni evinde ağırlayacağı yerde tazıları üstüne saldı.'' Sonra yine uçtular. Kartal yine sordu. ''Baksana kralım, üstümüzde ne var, altımızda ne var?'' ''Üstümüzde'' dedi, ''gökyüzü. Altımızda ise yeryüzü var. Bir daha bak, sağımızda solumuzda ne var? Sağ tarafta bir ova, sol tarafta bir ev var. Orada diğer kız kardeşim yaşar. Gidip onu ziyaret edelim.'' Büyük bir bahçeye indiler. Kız kardeşi kartalı sıcak bir şekilde karşılayıp meşeden masaya oturttu. Ama kralı yine dışarıda bıraktı. Üzerine tazıları saldı. Kartal öfkeden deliye döndü. Kralı da alıp uzaklara uçtular. Uzun süre yol gittiler. Kartal dedi ki, ''Etrafına bir bak kralım, arkamızda ne var?'' Kral başını çevirip baktı ki, ''Arkamızda kırmızı bir ev var.'' dedi. ''Yanmakta olan o ev kız kardeşimin evi. Hadi şimdi annemle ablamın yaşadığı yere gidelim.'' Bu sefer de oraya uçtular. Kartalın annesi ve ablası onları gördüklerine çok sevinip, kralı sıcak bir şekilde ve hürmetle karşıladılar. ''Şimdi haşmetli kralım,'' dedi kartal. ''Biraz bizimle kal. Sonra sana bir gemi verir ve evinde yediklerimin bedelini öderim. Sonra da selametle evine dönersin.'' Bunun üzerine kartal, krala bir gemi ve biri kırmızı, diğeri yeşil iki sandık verip dedi ki, ''Dikkatli ol, kutuları eve dönmeden sakın açma. Kırmızı kutuyu arka bahçede, yeşil kutuyu ön bahçede aç.'' Kral sandıkları alıp kartala veda etti ve mavi denize yelken açtı. Bir süre sonra bir adaya geldi ve gemisini durdurdu. Kıyıya çıktı. Aklında kutular vardı. İçlerinde ne olduğunu ve kartalın niçin kutuları açmamasını istediğini merak ediyordu. Düşündü, düşündü ve sonunda merakına yenik düştü. Kırmızı sandığı alıp yere koydu ve açtı. İçinden her türden büyükbaş hayvan çıktı. Saymakla bitmiyordu. Adada neredeyse hiç yer kalmamıştı. Kral bunu görünce çok üzülüp ağlamaya başladı. ''Ne yapacağım şimdi ben? Bunca hayvanı kutuya nasıl geri sokacağım?'' Sudan bir adam çıkıp yanına geldi ve sordu. ''Neden öyle acı acı ağlıyorsun kral hazretleri?'' ''Nasıl ağlamayayım?'' dedi kral. ''Bugüne kadar büyük bir sürüyü bu küçücük kutuya nasıl sığdıracağım?'' ''İsterseniz ben sizi bu dertten kurtarırım. Bütün hayvanları sizin için toplarım. Yalnız bir şartım var. Evinizde bilmediğiniz ne varsa bana vermeniz gerek.'' Kral bunu düşündü. ''Evde bilmediğim ne varsa mı?'' dedi. ''Evimdeki her şeyi bildiğimi sanıyorum.'' İyice düşündü ve bu şartı kabul etti kral. ''Hepsini topla.'' dedi. ''Ben de evimde bilmediğim ne varsa sana vereceğim.'' Bunun üzerine adam hayvanları toplayıp tek tek kutuya soktu. Kral gemisine binip eve doğru yol aldı. Eve gelince kral yokluğunda karısının bir erkek evlat dünyaya getirdiğini öğrendi. Çocuğu öpüp koklamaya, bir yandan da deliler gibi ağlamaya başladı. "Kralım," dedi kraliçe, "niçin ağlıyorsun?" "Sevinçten," dedi kral. "Doğruyu söylemeye korkuyor. Prensten vazgeçmek zorunda olduklarını anlatmaya dili varmıyordu. Sonra arka bahçeye gidip kırmızı kutuyu açtı. Öküzler, inekler, koyunlar ve koçlar fırladı dışarı. Her türden hayvan etrafa yayıldı. Çayırları tıka basa doldurdu. Sonra
ön bahçeye gidip yeşil kutuyu açtı. Kocaman ve muhteşem bir bahçe ortaya çıktı. Her türden ağaç vardı burada. Kral öyle mutluydu ki oğlunu bile unuttu. Yıllar böylece geçip gitti. Bir gün kral biraz gezinmek istedi ve bir nehre gitti. Tam o anda daha önce hayvanlarını kutuya sokan adam sudan çıkıverdi. Ne çabuk unutuveriyorsun kral hazretleri. Biraz düşün bakalım. Bana bir borcun yok mu? Kral keder içinde eve döndü. Kraliçeli prense her şeyi anlattı. Birlikte ağlayıp üzüldüler. Ama başka çare olmadığına karar vererek prensi nehir kenarına götürüp orada bıraktılar. Prens etrafına bakınca bir patika gördü ve Tanrı'nın ona yol göstereceğine inanarak patikayı takip etti. Yürüdü, yürüdü. Sonunda bir ormana geldi. Ormanın ortasında bir kulübe vardı. Kulübede ise Baba Yaga yaşamaktaydı. İçeri gireyim diye düşündü. Prens ve kulübeye girdi. Merhaba prens dedi Baba Yaga. İş mi arıyorsun? Yoksa işten mi kaçmaktasın? Şey, büyük anne, önce bana yiyecek içecek bir şeyler ver de sonra soru sor, olur mu? Bunun üzerine kadın yiyecek içecek getirdi. Prens ona nereye ne amaçla gittiğini söyledi, başına gelenleri anlattı. O zaman Baba Yaga dedi ki, çocuğum deniz kenarına git. Orada 12 kaşık gaga ördeği uçuşur. Güzel kızlara dönüşüp yıkanmaya başlarlar. Sessizce yaklaşıp en büyük kızın elbisesine el koy. Onunla anlaşınca su kralına git. Orada Obadela, Opivala ve Moras Trasikum'la buluşup hepsini yanına al. Sana faydaları dokunacaktır. Prens Baba Yaga'ya veda edip deniz kenarındaki yere gitti. Çalılıkların arkasına saklandı. Sonra 12 kaşık gagası gelip ıslak yere konunca 12 güzel kıza dönüştüler ve yıkanmaya başladılar. Prens en büyük kızın elbisesini çaldı ve bir çalının arkasına geçip kıpırdamadan oturdu. Kızlar sudan çıktı. 11 giysilerini giyip kuşa dönüştü. Ama en büyükleri olan Bilge Vasilisa böylece kaldı. Delikanlıya yalvarmaya başladı. Elbisemi ver ne olur. Madem babam su kralının yanına gidiyorsun, oraya vardığında sana iyiliğim dokunur. Bunun üzerine prens kıza elbisesini geri verdi. Kız anında kaşık kaka olup arkadaşların ardından uçuverdi. Prens yoluna devam etti. Yol kenarında 3 kahramanla buluştu. Bunları da yanına alıp su kralına gitti. Su kralı onu görünce dedi ki, selam dostum, ziyaretime gelmen neden bu kadar gecikti? Seni beklemekten yoruldum. Haydi, şimdi işe başla bakalım. İlk görevin şu, bir gecede benim için elmastan bir köprü yap. Yarına hazır olsun. Eğer başaramazsan, başın uçar bilmiş ol. Prens, su kralının yanından uzaklaşınca gözyaşlarına boğuldu. Bilge Vasilisa odasının penceresini açıp sordu. Niçin ağlıyorsun prens? Ah Bilge Vasilisa, nasıl ağlamayım? Baban elmastan bir köprü yapmamı istiyor. Üstelik bir gecede. Ben balta kullanmasını dahi bilmiyorum. Üzülme, şimdi yatıp uyu. Gündüz geceden daha hayırlıdır. Delikanlıya uymasını söyledi. Ama kendisi dışarı çıkıp var gücüyle bir ıslık çaldı. Her yandan işçiler ve marangozlar geldi. Sırayla tuğlaları taşıyıp köprünün temelini attılar. Çok geçmeden kristal köprüyü bitirdiler. Sonra evlerine dağıldılar. Ertesi sabah Bilge Vasilisa prens uyandırdı. Haydi kalk prens, köprü hazır. Babam birazdan gelir. Prens yataktan fırlayıp eline bir süpürge aldı ve köprüyü gitti. Yeri süpürerek temizledi. Onu gören su kralı övgüler yağdırdı. Teşekkürler dedi. Bana büyük bir hizmetin dokundu. Şimdi başka bir dileğim var senden. Görevin şu. Yarına kadar bana yemyeşil bir bahçe hazırla. Büyük ve gölgeli olsun. İçinde kuşlar şakısın. Ağaçlarında çiçekler açsın. Dallarından
elmaslar ve armutlar sallansın. Prens, su kralının yanından ayrılınca gözyaşlarına boğuldu. Bilge Vasilisa yine penceresini açıp sordu. Neden ağlıyorsun prens? Nasıl ağlamayayım? Babam bir gecede koca bir bahçe istiyor benden. Hiç dert değil. Hadi uyu, dinlen. Gündüz geceden daha hayırlıdır. Ona uyumasını söyledi. Ama kendisi her taraftan becerikli bahçıvanları çağırdı. Sabaha kadar yeşil bir bahçe hazırladılar. Burada şakıyan kuşlar, rengarenk çiçekler, dalları meyvelerle dolu ağaçlar vardı. Sabah olunca Bilge Vasilisa prensi uyandırdı. Haydi kalk prens, bahçe hazır. Babam birazdan gelecek. Prens hemen kalkıp eline bir süpürge aldı. Bahçeye gitti, bir patikayı süpürüp dalları düzeltti. Su kralı onu övüp dedi ki, teşekkürler prens, çok güzel bir iş çıkarmışsın. Şimdi 12 kızımın arasında kendine bir eş seç. Hepsinin yüzü, saçları ve elbiseleri aynıdır. Eğer 3 kez üst üste aynı kızı seçersen onunla evlenebilirsin. Ama başaramazsan ölüm fermanını veririm. Bilge Vasilisa bütün bunları biliyordu. Bu yüzden gizlice prense dedi ki, ilk önce mendilimi sağlayacağım. İkincisinde elbisemi düzelteceğim ve üçüncüsünde ise başımın üstünde bir sinek göreceksin. Böylece prens 3 kere üst üste Bilge Vasilisa'yı seçmeyi başardı, evlendiler. Düğün için muhteşem bir ziyafet hazırlandı. Su kralı o kadar çok yemek hazırlatmıştı ki 100 insan bunlarla tıka basa doyabilirdi. Damadına giderek herkesin yemek yediğinden emin olmasını istedi. Geriye tek lokma bile kalırsa senin için hiç hayırlı olmaz, bilesin dedi. Prens, baba dedi yalvarırcasına. Burada eski bir dostum var. Müsaade edin bizimle yesin. Gelsin bakalım dedi kral. Anında Obedalo ortaya çıktı. Ne varsa silip süpürdü ama hala doymamıştı. Sonra su kralı her türden içkiyle dolu iki kazan getirtti ve damadından bütün içkinin bitirilmesini istedi. Baba dedi prens tekrar, başka bir dostum daha var. Müsaade edin, sağlığınıza bir kadeh kaldırsın. Gelsin dedi kral. Opivalo gelip kazanları göz açıp kapayıncaya dek bitirdi. Ayrılırken daha içecek var mı diye sordu. Su kralı bu şekilde bir şey elde edemeyeceğini anlayınca genç çift için demir bir banyo hazırlanmasını ve banyonun iyice ısıtılıp alev gibi yapılmasını emretti. Emri yerine getirildi. Duvarlar adeta yanıyordu. Banyonun 100 metre yanına yaklaşmak dahi imkansızdı. Baba dedi prens, müsaade ederseniz eski bir dostum burada ve ilk önce o keselenmek istiyor. Pekala dedi kral. Moros Treskum banyoya girince bir o köşeye, bir bu köşeye üfledi. Bir anda dört bir köşede buz sarkıtları oluştu. Ondan sonra genç çift banyoya girdi. Köpüklenip keselendi ve evlerine gittiler. Bir süre sonra Vasilisa prense dedi ki, babamın hükmünden çıkmamız gerek. Sana karşı çok öfkeli. Canını yakabilir. Peki gidelim dedi prens. Hemen atlarına binip geniş ovaya doğru dört nala koştular. Saatlerce at bindiler. Atından in prens. Kulağını yere ver dedi Vasilisa. Peşimizdekileri duymuyor musun? Prens kulağını yere koydu ama hiçbir şey duyamadı. O zaman Vasilisa kendi atından inip kulağını yere koydu ve dedi ki, ah prens, ardımızdan gelenlerin gürültüsünü duyuyorum. Sonra atları bir kuyuya, kendini bir kaseye ve prensi ise ihtiyar bir adama çevirdi. Peşindekiler de bu arada onlara yetişmişti. Merhaba ihtiyar dediler. Buradan bir delikanlı ve bir kız geçti mi? Evet geçtiler dostlarım ama çok uzun zaman oldu. Buradan geçtiklerinde ben hala yürümekteydim.
İşte onlar buradan geçerken ben gencecıktım. Peşlerindekiler su kralın yanına döndü. İzlerini bulamadık dediler. Hiçbir haber yok. Sadece bir kuyunun yanında bekleyen yaşlı bir adam gördük. Bir de su üzerinde bir kase vardı. Neden el koymadınız onlara diye bağırdı su kralı. Bu adamları idam ettirdi. Prens ve prensesin peşinden bir grup daha gönderdi. Bu arada kaçaklar çok uzaklara gitmişlerdi. Bilge Vasilisa yeni takipçilerinin sesini duydu. Bunun üzerine prense yaşlı bir rahip yaptı. Kendisi ise kadim bir kiliseye dönüştü. Kilisenin duvarları zar zor ayakta duruyordu. Her taraf yosunla kaplıydı. Çok geçmeden peşindeki adamlar geldi. "Hey yaşlı adam, buradan geçen bir delikanlı ile bir kız gördün mü?" "Evet gördüm onları. Lakin çok uzun zaman oldu. Onlar yanımdan geçtiğinde ben henüz genç bir adamdım. Bu kiliseyi yeni yaptırmıştım." Böylece ikinci takipçi grubu da su kralın yanına döndü. "Ne iz var ne haber. Kral hazretleri, yalnızca ihtiyar bir rahibe rastladık. Bir de onun kilisesini gördük." "Neden yakalamadınız onları?" diye bağırdı su kralı. Öfkesinden deliye dönmüştü. Zalimce adamları idam ettirdi. Bu kez kendisi atına atladı. Kızı ve damadının peşine düştü. Bu arada Vasilisa bindikleri iki atı kenarı kissel kaplı bir bal nehrine çevirdi. Prensi bir erkek ördeğe, kendisini ise gri bir ördeğe dönüştürdü. Su kralı kissel ve bal kaplı suyu atlayıp tıka basa yedi. Kana kana içti. Patlayana dek yiyip içmeye devam etti. En sonunda patlayarak ruhunu teslim etti. Prens ve Vasilisa yola devam etti ve nihayet prensin anne babasının evine geldiler. Vasilisa prense dedi ki, "Önden git, annenle babana geldiğimi bildir. Ben seni burada yol kenarında bekleyeceğim. Yalnız şu üç sözümü unutma. Herkesi öp ama bir tek kız kardeşini öpme. Eğer onu öpersen beni unutursun." Prens eve vardı ve herkesi selamlamaya başladı. Ancak prensin tembihini unutup kız kardeşini de öptü. O anda karısı aklından uçup gitti. Sanki öyle biri hiç var olmamış gibi Vasilisa'ya dair her şeyi unuttu. Bilge Vasilisa 3 gün boyunca kocasını bekledi. 4. gün dilinci kılığına girip başkente gitti ve yaşlı bir kadının evinde kalmaya başladı. Ama prens bu sırada zengin bir prensesle evlenme hazırlığındaydı. Bütün krallık bu haberi konuşuyordu. Düğüne tüm halk davetliydi ve herkes hediye olarak yanında buğday ekmeği getirecekti. Vasilisa'nın yanında kaldığı yaşlı kadın da herkes gibi un eleyip ekmek yaptı. "Neden ekmek yapıyorsun teyze?" diye sordu Vasilisa. "Neden mi? Senin haberin yok demek ki. Kralımız oğlunu bir prensesle evlendiriyor. Herkes saraya gidip genç çifte yemek sunmalı. İyi o zaman ben de bir ekmek yapıp saraya götüreyim. Belki kral bana bir hediye verir." "Tanrı aşkına acele et o zaman. Hemen işe başla," dedi yaşlı kadın. Vasilisa un alıp hamur yoğurdu ve güzel bir ekmek yaptı. İçine de biraz lor ile canlı güvercinler koydu. Derken akşam oldu. Bilge Vasilisa ile yaşlı kadın tam yemek vaktinde saraya vardı. Hiç görülmemiş büyüklükte bir ziyafet devam etmekteydi. Vasilisa ekmeği masaya koyar koymaz ekmek ikiye bölündü ve içinden 2 güvercin çıktı. Dişi kuş peynirin bir parçasını aldı. Eşi dedi ki, "Bana da biraz ver güvercincik." "Hayır vermem," dedi diş güvercin. "Yoksa beni unutursun. Tıpkı prensin Bilge Vasilisa'yı unuttuğu gibi." İşte o zaman büyü bozuldu. Prens birden karısını hatırladı. Hemen masadan fırlayıp onun beyaz ellerini tuttu ve yanı başına oturttu. O günden sonra birlikte mutlu mesut yaşayıp gittiler. Evet sevgili masal severler, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Başka masallarda buluşmak üzere.